Uludağ yağma kanununu görüşmeye geldik. Bu bir yağma kanunu. Nasıl yağmalanacağını kararlaştıracaklar, planlıyorlar. Yağma diyoruz. Nereden biliyoruz? Yaptıklarından biliyoruz. Bugün Akbelen ve Muğla çevresinden çevre örgütleri meclisteydiler. Muğla'nın nasıl yağmalandığını, maden sahalarına ormanların nasıl peşkeş çekildiğini anlattılar. Akbelen'in sınırlarına, ormanın sınırına iş makinalarının dizildiğini anlattılar. Nereden biliyoruz? Yağmalanan Ege kıyılarından, kurutulan Karadeniz'in derelerinden biliyoruz yağmanın nasıl yapıldığını. Yağmanın nasıl yapıldığını nereden biliyoruz? Hasankeyf'ten, Kapadokya'dan biliyoruz. Beykoz'da, Beyoğlu'nda ve Tozkoporan'da polis zoruyla, polislerin kapıları balyozlarla kırıp girdiği gecekondu mahallelerinden biliyoruz. Yaptıkları yapacaklarının garantisidir, teminatıdır. Eğer böyle devam ederlerse daha da yağmalayacaklar. Bir seçim sürecindeyiz. İktidar bir 5 yıl daha istiyor ve bu 5 yılı isterken yaptıklarını yapacaklarına teminat gösteriyor. Peki ne yaptılar? Ne yaptılar da teminat istiyorlar? Mesela işçilere bir cehennem dayattılar. İşçi cinayetlerinde ülke dünya ikincisi, Avrupa birincisi haline geldi. İşçi kan akmaya devam ediyor. Tüneller, rezistanslar, gökdelenlerin hepsi işçi kanıyla sulanıyor. Ne yaptılar? Kuralsız, güvencesiz taşeron çalışmayı kural haline getirdiler. İşçileri yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çektiler. Sömürüyü sınırsız hale getirdiler ve işçilerin kaderini patronların iki dudağına sıkıştırdılar. Ne yaptılar? Asgari ücreti açlık sınırına getirdiler. Ve asgari ücreti genel ücret haline getirdiler. Yaklaşık çalışanların %80'i asgari ücretle çalışıyor. Bunun anlamı şu: 50-60 milyon insan açlık sınırında yaşamaya devam ediyor. Ne yaptılar? 13 tane milyarder bu ülkede servetin 44 milyon insanın servetinden fazla paraya sahip. %1'i nüfusun servetin %60'ın elinde tutuyor. Ve %10'u servetin %90'ın elinde tutuyor. Yani bu ülkenin 80 milyonu 8 milyon için çalışıyor. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptılar. Ne yaptılar? Ülkeyi bir uyuşturucu otobanına çevirdiler. Mafyayı ülkenin geneline yaydılar. Neredeyse bir suç havzasına çevirdiler ülkeyi. Ne yaptılar? Kayırmacılığı temel kural haline getirdiler. En yukarıdan en aşağı, bakanından rektörüne, muhtarına kadar herkesin torpille işe girdiği, sınavla hiçbir şeyin yapılamadığı bir dünya, bir ülke yarattılar. Ne yaptılar? Halkın o adalet duygusunu yok ettiler. Hiç kimsenin hakkıyla bir yere gelemediği bir ülke yarattılar. Hapishaneleri bebeklerle doldurdular. Hasta tutsakları ölüme terk ettiler. Ölmeye devam ediyorlar. Kanserli çocukların annelerine ulaşmasının önüne engel oluyorlar. Ne yaptılar? Bir zorba iktidar kurdular. Polis terörüyle hakkını arayan herkesin üstüne gidiyorlar. Engelli bir bireyi benim yanımda gözaltına almaya kalktılar. Ve onu alırken beni de devirmeyi göz alarak yaptılar. Engelli olduğunu bilerek yaptılar. Ne yaptılar? İşçiler nerede hakkını arasa karşısına polisi diktiler. Ve yapmaya devam ediyorlar. Şimdi soru şu. Ülke halklarının soracağı soru şu: yaptıklarına bakıp yapacaklarını tahmin etmek gerekiyor. Bir cehennem yarattılar. Şimdi bu cehennemin duvarlarının üstüne beton döküp kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Ve biz sessiz kalırsak, biz izin verirsek bu sömürü düzeninin büyümesine, bu yağma ve çapul düzeninin büyümesine izin vereceğiz. Ne mi yaptılar? Sayıştay raporları ortada. Yolsuzluğun dibine battılar. Çamurun içine gömüldüler. Ve bizi bu çamurun içinde yaşamaya zorladılar. Bu çamurun içinde yaşamak istemiyorsak, bu yolsuzluk düzeninde, bu sömürü düzeninin devam etmesine istemiyorsak, yani ekmek kuyruklarından kurtulmak, yani insanca yaşamak istiyorsak, önce bunlara dur demeyi becermek zorundayız. Peki nasıl dur diyeceğiz?
Diyarbakır'da fırın işçileri grevde. Bir fırın işçisinin demeci sosyal medyada dalga dalga yayılıyor. Diyor ki biz yoksak siz hiçbir şeysiniz. Dünyanın düzenini kuran işçilerdir. Sürdüren işçilerdir. İşçiler yoksa patronlar hiçbir şeydir. Ben diyorum ki sizi iktidara getiren, size oy veren yoksul halklardır. Bu yoksul halklar şunu demediği sürece sizi biz iktidara getirdik. İndirmesini de biliriz. Sarayınızı da iktidarınıza yıkmasını biliriz demediği sürece bu devam edecek. Ve benim çağrım çok açık. Benim beklentim de çok açık. Zamanınız daraldı. Yıkılacaksınız, kaybedeceksiniz. Bursa benim açımdan da çocukluğumun şehri. Okula başladığım kent. İlkokul öğrencisiydim. Babam da üniversiteyi okuyordu. Harika bir Uludağ vardı. Şimdi o Uludağ'dan eser kalmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi ortağıyla birlikte. Şimdi o kalan Uludağ'a da biraz talan etmeye çalışıyor. Şimdi bakın, böyle çok derin bir tahlil, analiz yapmaya gerek yok. Gerekçeden okuyacağım. Gerekçeden. Sadece bir paragraf. Ne amaçlanıyormuş? Diyor ki teklif sahipleri, Uludağ alanında halihazırda doğal sit alanları varmış. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi varmış. Milli park gibi birçok farklı koruma statüsü varmış. Bu koruma statülerine ilişkin farklı mercilere tanınmış idari yetkiler bulunuyormuş. Bu durum ciddi bir yetki karmaşasına yol açıyormuş. Çok uzun ve ağır bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep olurken bu durum eşsiz alanın hak ettiği şekilde korunması ve turizm açısından hedeflenen başarıya ulaşması mümkün olamıyormuş. Bakın bu saydığım kurulların her birisi aslında asli görevleri doğal olarak Uludağ'ı korumak. Yani gerçekten teklif sahiplerinin amacı Uludağ'ı korumak olsaydı bu yetkilendirilmiş kurulların hiçbirisinin yetkilerini bir tarafa koyup yeni bir başkanlık kurmak istemezdi. Ama başka bir amaç var. Diyor ki bundan iki grup etkileniyor. Birincisi ziyaretçiler, ikincisi turizm yatırımcıları. Şimdi sevgili arkadaşlar, isterseniz 40 tane kurul olsun, isterseniz bir tane kurul olsun. Bir kişinin Uludağ'ı ziyaret etmesi için yeni bir başkanlık kurmaya gerek var mı? Yani bu başkanlık bir kişinin Uludağ'ı ziyaret etmesini nasıl kolaylaştıracak, nasıl orayı koruyacak? Demek ki amaç ziyaretçiler falan değil, bir tek amaç var. Turizm yatırımcılarını ihya etmek istiyorsunuz. Milli Park'ın yönetiminin yetkisini kısıtlamak istiyorsunuz. Koruma kurullarının yetkisini kısıtlamak istiyorsunuz ve Uludağ'ı talan etmek istiyorsunuz. Umarım bu yasa yürürlüğe girmez ama oylarınızla bugün, yarın, en geç öbür gün bu yasaya oy vererek yürürlüğe konulmasını sağlayacaksınız. Ama mutlaka çok geç olmayacak bir tarihte, 6 ay sonra, 1 yıl sonra bu yasanın yürürlükten kaldırılması için burada olan vekillerin büyük bir bölümü evet oyu kullanarak ve halaylar çekerek bu yasayı da, Kapadokya Başkanlığı yasasını da yürürlükten kaldıracaklar diyorum. Söz almak istememin başka bir nedeni var aslında. Şunu söylemek istiyordum, kayıtlara geçsin diye. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor. Buna dair çok şey söyledim. En son Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine hesaplarımıza bloke konulması kararı verildi. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kendini inkar etmesi anlamına geliyordu. Buna ilişkin daha önceki konuşmalarımda değerlendirme yapmıştım. Fakat bugün başka bir şey söylemek için söz aldım. Biz dün Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunduk. Anayasa Mahkemesi'ne HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin her tür görüşmeyi ve karar alma sürecini seçimlerden sonrasına bırakmasını istedik. Neden? Adil, eşit, tarafsız bir seçim olmasını istiyorsak, seçmen iradesinin yok sayılmasını istemiyorsak, 6,5 milyon seçmenin oylarını yok saymak istemiyorsak, Anayasa Mahkemesi'nin
HDP hakkındaki kapatma kararını, bu davanın görüşülmesine dair kararı, bu talebi seçimlerden sonra görüşmesini istiyoruz. Bakın size iki tane görüşmemi aktarmak istiyorum. Bir, Avrupa Konseyi'nden Türkiye siyasi partileri ziyaret için geldiklerinde bizimle de görüşmüşlerdi. Göçmen sorunundan Türkiye'deki pek çok soruna kadar bazı konularda fikir alışverişinde bulunduk. Avrupa Konseyi'nden gelen temsilciler bize aynen şunu söylediler. 2022 yılının henüz başlarıydı. Yani bundan bir yıl önce. Şunu soruyorlardı. Diyorlardı ki, siz milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiniz. Seçimler milletvekili listeleri kesinleşti. HDP hakkında bir kapatma kararı verilirse ne yapacaksınız? Bir yıl önce Avrupa Konseyi'nden gelen birisi böyle bir soru soruyordu. Avustralya Büyükelçiliği ile bir görüşme yaptık. Bizi ziyarete gelmişlerdi. Bir yılı aşkın bir süre önce aynı soruyu soruyorlardı. Neden? Çünkü bu davanın hukuksal bir dava olmadığını, bu davayı açtıranların asıl amacının HDP'yi seçime sokmamak olduğunu, HDP'nin seçime girmesiyle ilgili bir belirsizlik yaratmak olduğunu biliyorlardı. Biz bugün, dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bu kararın ertelenmesini istedik. Umarım kamuoyu da bu konuda bizim yanımızda yer alır. Anayasa Mahkemesi kendisini inkar etmek istemiyorsa, Türkiye'nin zaten çok zayıf olan demokrasi karnesine, tarihine bir kara sayfa daha eklemek istemiyorsa, Anayasa Mahkemesi HDP hakkındaki kapatma davasının görüşmesini seçimden sonraya bırakmalıdır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.